Çok değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım. CHP Alanya İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını parti binasında gerçekleştirdi. CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karada, Alkü Eğitim ve Araştırma Hastanesi neden bu kadar başhekim değiştiriliyor diye sordu. Alanya Alkü Devlet Hastanesi'nde neler oluyor? Önce bunu tüm kamuoyuna ve tüm yetkililere bir duyurmak istiyorum. Bakınız 15 gün içerisinde 3 adet başhekim söz konusu görevlendirildi. Yani bunun gerekçesi nedir? Sağlık konusu bu kadar liyakati olan, sağlık konusu bu kadar laşkalığı kabul etmeyen bir konudur. Yani sağlık konusunda neden Alanya'da kimler tarafından ve neden bu kadar başhekim birdenbire değiştiriliyor, yeni birisi geliyor, o gidiyor, diğeri geliyor, o gidiyor, diğeri geliyor. Gerekçesi nedir? Yani sağlık konusunda biz biliyorsunuz gerçekten ülkemizde çok ciddi bir takım sorunlar söz konusu. Bütün bu sorunlar varken bu sorunların üzerine bir sorun yaratmak bence hiç akıldane iş değil. Alanya Cuma Pazarı'na yapılacak olan Alanya Kapalı Otopark, pazar alanı, sinema ve dijital kütüphane projesinin çok yavaş ilerlediğini belirten Karada, böyle giderse bu proje bitmez diyerek tepki gösterdi. Hafta içerisinde Alanya'da çarşı pazar esnaf gezerken özellikle Cuma pazarı esnafının çok dertli olduğunu, çok sıkıntılı olduğunu. Çünkü evet kışı neredeyse ortaladık, yarıladık kışı ve bütün esnaf arkadaşlarımız artık yaz için bir takım hazırlıklar yapılıyor. Ancak hepsinin kalbi pıt pıt atıyor. Neden derseniz bu Cuma pazarı bitecek mi, bitmeyecek mi? Çünkü yapılan çalışmalara bakıldığı zaman gerçekten bitecek bir havası kesinlikle verilmiyor. Cuma pazarı esnafı gerçekten sıkıntılı. Bir an önce hem Cuma pazarının hem de Alanya Belediyesi'nin bitmesi gerekmektedir. Obada bir çocuk parkının spor alanına dönüştürülmesine tepki gösteren Karada, çocuklarımızın parklarına dokunmayın dedi. Obada 572 ada bir parselde 5574 metrekarelik bir çocuk parkı ne yazık ki spor tesisine dönüştürülmeye çalışılmakta. Yani o bölgedeki o parkın konumuna bakıldığı zaman ise gerçekten obada yaşayan halkımızın o parka çok çok ihtiyacı var. Dolayısıyla artık bir takım bu tür değişikliklerin dur denmesi lazım Alanya'da. Tabii ki spor alanına da ihtiyacımız var ama biliyorsunuz imar planlarında hepsi ayrılmıştır. Yani spor alanının yeri ayrıdır, parkın yeri ayrıdır, ibadet yerinin ayrıdır, okul ayrıdır. Ama bu tür cins değişiklikleri yaparak milletin kafasını karıştırmaya da hiç gerek yok. Ve oradaki 5500 çocuklarımızın metrekarelik, 5574 metrekarelik çocuklarımızın oynayacak olduğu alana lütfen dokunmayın diyorum. Alanya'da yeni yapılan binalara bir takım girintili çıkıntılı yapılar eklendiğini belirterek Karada, insanların gözünün içine baka baka rant sağlandığını söyledi. Karada, bu memleket sahipsiz değil dedi. Bu sadece o değil. Bizim orada yaptığımız incelemelerde şunu da gördük. 5573 ada ve bir parselde ise fütursuzca binaların, yeni yapılmış binaların üzerine bir takım eklentiler, çıkıntılar yaparak insanlar kendilerine ister istemez rant sağlamakta ve bizlerin gözünün içine soka soka. Yani bu memleket bu kadar boş, sahipsiz değil. Lütfen. İkincisi iki binanın arası doldurularak oraya bir alışveriş merkezi yapılmakta. Bunun bir an önce yetkililer tarafından görülerek bu bir ihbar kabul edilsin ve yetkililer tarafından gerekli tedbirler alınsın diyorum. Karada son günlerde yapılan zamları da sert bir dille eleştirdi. Arkadaşlar bugün ekmek 3 lira oldu. Yani ki gene bir yetkili bakanın, yetkili kişilerin dedikleri gibi bu daha iyi günlerimiz. Arkadaşlar ekmek 3 lira. Yani bu fakir artık ekmek de yiyemez duruma düşecek. Yani ne yapılacağını insanların şaşırdık. Yani hayat pahalılığı artık gerçekten günden güne çekinmez oldu. Bakınız 18 günde biraz önceki yaptığım çalışmada 18 günde mazota 282 lira 80 kuruş, 2 lira 80 kuruş bir zam söz konusu oldu. Bugün sabahleyin tekrar açtım ki 50 kuruş daha zam gelmiş.
Ya arkadaşlar, bizim her olayımız tabii ki enerjiye bağlı, tabii ki mazota bağlı, tabii ki bunun geçim, mutfak geçimi elbette ki bu ana gider maddelerine bağlı. Tabii daha bunun doğalgazı var, elektrik var arkadaşlar. Her gün internet sayfasını açtığım zaman, FES sayfasını açtığım zaman arkadaşlarımızın bütün sayfalarda bir elektrik faturası hemen karşımıza çıkmaktadır. İki tane yan yana konmuş fatura. Bir tanesi 80 lira, 100 lira, bir tanesi 350 lira. Ya böyle bir adaletsizlik, böyle bir dünya, böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da dediği gibi artık bundan sonra erken seçim değil, bir an önce seçim yapılarak bu gidişata bir an önce dur demeliyiz ve derhal sandık diyoruz.